Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve 16. Brawl Pass sezonu Şeker Diyarı bugün başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte herkesin aklında çok önemli bazı sorular oluştu. Bunlardan birincisi, acaba yeni kromatik karakter Mandy'yi ücretsiz alabilmenin bir yolu var mı? Bunun dışında oyunun içerisinde yine bazı ücretsiz şeyler var. Bunları nasıl alabiliriz? Yine bu videoda bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda hem krediler hem de kromatik krediler bir şekilde biriktirilebilir mi ya da nasıl biriktirebiliriz? Bunun da çok önemli bir yolu ve taktiği var. Bunu da yine bu videoda size anlatacağım. Bugün 16. Brawl Pass sezonu ile birlikte dikkat etmemiz gereken çok önemli 5 taktiği sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda 400.000 abone özel 4000 TL'lik bir de çekilişimiz vardı. Brawl Pass çekilişi ve çanta çekilişleri. Onun sonuçlarını da bu videonun sonunda bulabilirsiniz. Brawl Stars videolarının günlük devamı için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 5000 like'dan fazla gelirse günlük videolar devam edecek. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı ve marketten de herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne Onur yazarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Çok güzel bir animasyonla birlikte geldi 16. Brawl Pass sezonu, Şeker Diyarı sezonu ve gerçekten burada enteresan ödüller vesaire de var. Şimdi zaten bunlara da bakacağız ama gerçekten bu sezon kroma krediler ve kredilerle karakterleri almaya başladığımız ilk Brawl Pass sezonu olduğu için, yani güncellemeden sonraki ilk sezon olduğu için bazı çok önemli detaylar var dikkat edilmesi gereken. Şimdi hemen bakmaya başlayalım. Brawl Stars'ın Twitter sayfası paylaşıma bir bakalım. Şeker Diyarı sezonu başladı. Şeker Savaşı profil simgesini elde etmek için görevi tamamlayın diyor. Şimdi oyunun içerisinden bakacağız. Gerçekten çok güzel bir profil resmi var. Mandy ve Jelly Nita Brawl Pass ile geldi ve MC Mandy de dükkanda. MC Mandy de yine Mandy'nin bir başka kostümüyle hemen oyunun içerisinden şimdi bakalım. Şimdi de yeni sezonla dikkat etmemiz gereken 5 şeye bakmaya başlayalım. Görevlere tıkladığımız zaman arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi 3 savaş kazan diye bir tane görev var ve bu görevi yaptığımız zaman ücretsiz bir tane profil simgesi kazanıyoruz. Şu profil simgesini kazanmayı, yani 3 savaşı kazanıp bunu almayı unutmayın. Brawl Pass sezonunu da ben şu anda aktif hale getireceğim arkadaşlar. Artı 10 kademe şeklinde hatta aktif hale getirsem mi diye düşünüyorum. Yoksa normal mi aktif hale getireyim? Artı 10 seviye olarak getirelim. Artı 10 seviye açtım arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane 1. seviye kostüm var. O kostümü bir alacağım. Bakın bu kostümün çok enteresan bir özelliği var. Normalde çünkü bu Brawl Pass'in içerisinde bir tane de bu arada rozetle birlikte geliyormuş. Çok çok güzel oldu. Bunu da hemen seçelim. Şimdi botlara karşı girdim. Bakın şu anda mesela yeşil. Bilerek öleceğim arkadaşlar. Ve ölünce bakın ne olacak? Her öldüğünüzde rengi değişiyor. Sadece ayının değil kendi rengi de değişiyor. Bu normalde daha önceden süperinize attıkça değişiyordu. Sonradan değiştirdiler. Bakın şu anda mesela pembe. Ayıyı atıyoruz. Ayısı da pembe. Çok güzel. Şimdi mesela bir kere daha öldüğümüz zaman farklı olacak. Yani bunun özelliği bu arkadaşlar. Hemen şöyle roketleri havada topladım. Her öldüğünüzde rengi değişiyor. Yani belirli renkler arasında sürekli değişiyor, en azından öyle söyleyeyim. Gerçekten çok değişik bir kostüm yapmışlar. Benim çok çok hoşuma gitti. Şunun bir de sarı ayısına da şöyle bir bakalım. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Brawl Pass'in 1. seviye kostümü bence çok çok tatlı. Şimdi gelelim ikinci konuya arkadaşlar. Acaba Mandy karakterini bir şekilde ücretsiz alabilmek mümkün mü? Bununla ilgili ben bazı videolar gördüm. İşte bir sürü kroma krediler toplayabiliyorsunuz. Oradan da Mandy'yi ücretsiz olarak alabiliyorsunuz falan diye. Öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada zaten ben daha öncesinde göstermiştim ama ilk geldiği zaman bir kromatik karakter 4500 kroma kredi oluyor. Şu anda ben bu arada evde kal alt hesabıma geçtim size bunu gösterebilmek için. Bakın burada alt taraftaki ücretsiz yoldaki kroma kredileri topladığınız zaman 500 kroma kredi veriyor size. Yani söylendiği gibi 500 kroma krediyi toplayıp 4500 kroma kredilik bir karakteri almak tabii ki de mümkün değil. Bunu ne zaman yapabiliriz? Şöyle söyleyeyim. 500 kroma krediyi Brawl Pass'in ücretsiz yolundan alıyoruz ya. Onun dışında bazen günlük ücretsiz ödüllerin içerisinde de yine kroma kredi veriyor. Hatta bazen bingo veriyor. Bayağı güzel kroma krediler verebiliyor. Yine bazı görevlerle ya da etkinliklerle falan da kroma krediler vereceklerdir. Hadi onları da topladık diyelim. Ortalama 700 falan verir bir sezonda. 700 kroma kredi toplasak bir sezon içerisinde bizim yine de 7 sezon boyunca kroma kredi toplamamız lazım ki o yeni sezonun kromatik karakterini alabilelim. Yani bundan 7 sezon sonrası için kroma kredilerimizi eğer biriktirirsek ücretsiz alma ihtimalimiz var ama şu anda Mandy karakterini ücretsiz olarak kroma krediyle alma ihtimalimiz maalesef yok. Geldik 3. önemli şeye arkadaşlar. Kromatik karakterleri mesela Mandy'yi bu sezon alamıyoruz ama sonraki sezonlarda peki alabiliyor muyuz? Hemen bunun cevabını vereyim isterseniz. Yine alt hesabımda göstermek çok daha güzel. Şimdi Mandy yeni karakter arkadaşlar. ve yeni karakter 4500 kroma kredi. Eski sistemde kutular varken kromatik karakterlerin kutudan çıkması şöyle oluyordu. Yeni geldiği sezon sanki bir efsanevi karakter gibi çok zor çıkıyordu. Bir sonraki sezon artık gizemli gibi çıkıyordu. 2 sezon sonra ise destansı gibi, yani çok daha kolay çıkıyordu. Aynı mantık kroma kredilerle karakter almak için de geçerli. Mesela ilk sezonu olduğu için Mandy 4500 kroma kredi ama bir önceki sezonun kromatik karakteri Buster 1500 kroma kredi ve ondan sonraki 3. sezon ve daha eskisi, yani artık destansı gibi düşünebileceğimiz kromatik karakterlerse sadece 500 kroma kredi. Yani son 2 sezonun kromatik karakterlerinin dışındaki bütün kromatik karakterleri sadece bu Brawl Pass sezonunun ücretsiz yolunda topladığımız kroma kredilerle alabiliyoruz. Brawl Pass'in ücretsiz yolunda 500 kroma kredi var. Burada da gördüğünüz karakterlerin son 2 sezon haricindeki hepsi 500. Yine çok önemli bir şey daha var arkadaşlar. Bu da gözlerden kaçabiliyor. Belki dikkat etmiş olabilirsiniz ama en son sezonun Brawl Pass karakterini, yani kromatik karakterini elmasla da satın alamıyorsunuz arkadaşlar. 4500 kroma kredi ile alabiliyorsunuz ya da Brawl Pass'i satın alarak alabiliyorsunuz. Elmasla da satın alım yok arkadaşlar ilk sezon için ama ondan sonraki karakterler gördüğünüz gibi mesela Buster 349 elmas, ondan eski olan tüm kromatik karakterlerde 169 elmas karşılığında satın alınabiliyor. Şimdi de çok merak edilen bir başka sorunun cevabını vereceğim arkadaşlar. Özellikle yeni karakterler için kredi ya da kroma krediyi biriktirebiliyor muyuz? Bir kenarda depolayabiliyor muyuz? Sorusu çok fazla soruluyor. Benim de çok merak ettiğim sorulardan birisiydi. Şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlar size. Şimdi diyelim ki kromatik yola girdik. Bakın burada kroma kredilerimiz var. Kroma kredilere tıkladığımız zaman en altta gördüğünüz gibi maksimum 5000 diyor. Yani bunu 5000'e kadar orada biriktirebiliyoruz. Ama aynısı krediler için geçerli değil arkadaşlar. Kredilerde eğer bütün karakterleriniz varsa, mesela bakın bende şu anda Mandy hariç bütün karakterler var. Yani ben Brawl Pass'ten herhangi bir kredi alırsam eğer direkt olarak şöhrete gidiyor arkadaşlar. O yüzden benim hiçbir işime yaramıyor aslında. Direkt olarak burada görmüş olduğunuz dünya şöhretine gidiyor kredilerim ve yeni karakter için kullanamıyorum. Kredileri de biriktirmenin aslında bir yolu var. Daha önce bunu söylemiştim arkadaşlar. O da Brawl Pass yolunun içerisinden almamak. Yani burada durduğu sürece aslında siz bunu biriktirmiş oluyorsunuz. Hemen şöyle bir Brawl Pass'in ödüllerine de isterseniz hızlıca bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ödülleri var içerisinde. Ama dediğim gibi özellikle kredilerinizi biriktirmek istiyorsanız kredilerinizi almayın arkadaşlar. Yani Brawl Pass yolunun içerisinden almadığınız sürece orada biriktirmiş oluyorsunuz. Hatta bak ben şimdi bu bittikten sonra bir şey göstereceğim size. Şuradan önce bir ödüllere bakalım, bitirelim. Sonra size başka bir şey göstereceğim arkadaşlar. Evet, burayı böyle bitiriyoruz. Ödüllerimiz bunlar. Bakın önceki sezona geldim. Ben mesela şu anda bonus ödüllerin içerisinde de krediler var. Hani oldu da arada falan bir karakter gelir, krediye ihtiyacım olur diye şu anda bunları biriktiriyorum. Yani oradan tıklayıp almıyorum. Siz de bu şekilde, eğer tabii ki de bütün karakterleriniz varsa ve krediye ihtiyacınız yoksa biriktirebilirsiniz. Ve geldik 5. ama çok önemli taktiklerden bir tanesine daha arkadaşlar. Bu da yine çok gözlerden kaçıyor. Daha öncesinde hatırlarsanız Brawl Pass sezonlarında 2 önceki sezona kadar biriktirebiliyorduk. Ama bu da değişti. Şu anda önceki sezonda sadece bir önceki sezonu biriktirebiliyoruz. Yani şu an için mesela Buster sezonu. Yani artık bu sezonla birlikte sadece içinde bulunduğumuz sezon ve bir önceki sezonun Brawl Pass yolunu biriktirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan eskileri artık otomatik olarak toplanacak. O yüzden biriktirme işleminizi yaparken de içinde bulunduğunuz sezon ve bir önceki sezon olarak bakabilirsiniz. Ama 2 sezonda özellikle kredileri biriktirmek için oldukça fazla kredi biriktirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelecek istediğiniz tüm karakterleri neredeyse çok kolaylıkla açabilecek kadar kredi biriktirebiliyorsunuz. O yüzden yeni gelen karakterleri Brawl Pass yolundan biriktirerek ücretsiz bir şekilde yine kredilerinizle açabileceksiniz sonraki sezonlar için. Zaten ücretsiz yolda yine 90 elmas aynı şekilde devam ediyor. Orada değişen herhangi bir şey yok. Ama bu sezon itibariyle mesela dediğim gibi Mandy'yi ücretsiz almanın bir ihtimali yok arkadaşlar. Dediğim gibi sonraki sezonlar da artık kroma kredilerinizi biriktirebileceksiniz. 5000'e kadar zaten bir yerden sonra birikmeye başlıyor ya. O birikmeye başladıktan sonra yine ücretsiz alabileceksiniz ama ilk sezon olduğu için bu sezon itibariyle öyle bir ihtimal yok. Ben Mandy için hızlı bir şekilde görevleri yapacağım. Artı 10 kademe şeklinde yaptım. 30'ar elmas verip 30 kademeye getirerek açmayacağım. Sizin gibi açmaya çalışacağım. Kaçıncı gün açacağımı Twitter üzerinden yine paylaşırım arkadaşlar. Bu arada dünkü videom eğer 10.000 like'a ulaşırsa bugün canlı yayın açacağımı söylemiştim. O video 5.000 like civarında kaldı. Ben bugün yine de canlı yayın açacaktım ama arkadaşlar arkadaşlar bir çekiliş var biliyorsunuz ve çekilişin sonuçlarını bugün açıklamak ve Brawl Pass'leri vermek istiyorum kazananlara. Ve bunu da bir videoda yapabileceğim için canlı yayın açmadım ama önümüzdeki günlerde canlı yayın yine açabiliriz. Şimdi isterseniz 400.000 abone özel 4.000 TL'lik çekilişimize başlayalım. Bu arada kanala abone olun arkadaşlar çünkü önümüzdeki günlerde yine bomba bir çekiliş daha yapacağız, onu da söyleyeyim. Twitter'dan 3 kazananımız olacak da hemen önce o çekilişi yapalım. Şuradan Begin Draw yani çekilişi başlata bastım arkadaşlar ve Leyla Fidan, Timur ve Batural Tolga Özcan Twitter'dan kazanan 3 arkadaşımız oldu. Üçüne de DM'den yani özel mesajla ulaşacağım. Şimdi YouTube'daki 20 kazanan arkadaşımızın isimlerini göstereceğim. Start'a bastığım zaman isimler buradan çekilecek. Neyse hemen başlayalım isterseniz ve 20 arkadaşımızın isimlerini şimdi sırayla göstereceğim. Birinci arkadaşımız Ali Efe Baz oldu ve tebrik ediyorum Ali Efe'yi. İkinci talihlimiz BR Alp'i de tebrik ediyorum. Üçüncü talihlimiz Dilber Aslan oldu. Instagram'dır diye umuyorum. Umarım ulaşabilirim bu arkadaşlarımıza. Hemen devam edelim. Dördüncü arkadaşımız İbrahim oldu. Beşinci arkadaşımız Acar İbrahim. Altıncı kazananımız Eliye Fahit. Yedinci kazanan Halil Emre 64. Sekizinci talihlimiz Nilhan Kacat. Dokuzuncu kazanan arkadaşımız da Pro GKBSYT. 10. arkadaşımız Müesser Çetin. Bu da bir Instagram adresidir diye umuyorum ve hemen devam edelim. 11. arkadaşımız Emre Eritmen. 12. arkadaşımız Eren. 13. şanslı arkadaşımız Leons. 14. arkadaşımız Mehmet Melih Yıldırım. 15. talihlimiz Emirhan Gezer. 16. kazananımız Pro Haso. 17. kazanan Halil. 18. kazanan Alp. 19. kazanan İbrahim. Ve YouTube'daki son 20. kazananımızı da seçiyoruz. Alperen oldu arkadaşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Instagram'dan da 3 kazananımızı seçeceğiz. Şimdi yorumlarda yukarıya doğru kaydıracağım ekrana. En üstte hangisi durduysa o arkadaşımız kazanmış olacak. Bunu da bir site üzerinden yapacaktım ama herhangi bir site yok şu anda yapabileceğim ya da ben bulamadım en azından. O yüzden bu şekilde yapacağım bunu da arkadaşlar. Şuradan yorumları göre basalım. Bu çekilişe katılmak için de beni takip et, beğen ve 2 arkadaşını etiketle demişiz. Şöyle gözümü kapattım. Yukarıya doğru kaydırdım arkadaşlar. Bakalım. Evet. FO 255 2 arkadaşını da etiketlemiş. Beni takip etmiş. Postu da beğenmiş ve o yüzden ilk kazananımız oldu. Tebrik ediyorum. Şöyle bir daha kaydırıyorum arkadaşlar aşağıya doğru. Evet şurada bir arkadaşımız abi katıldım demiş. Eymen Z TV diye 2 arkadaşını etiketlemiş. Beni takip etmiş ve postu da beğenmiş. İkinci kazananımız oldu. Şöyle kapattım gözümü. Bir kere daha kaydırdım arkadaşlar. Fatih Batur yine 2 arkadaşını etiketlemiş ve beni de takip etmiş. Postu da beğenmiş ve 3. kazananımız da Fatih oldu. Tebrik ediyorum. Bu kazanan arkadaşlarımıza birer tane de bu arada çanta hediyem vardı. Fransa'dan getirdiğim Brawl Stars çantalarını da alabilirler. O yüzden ilk kazanandan sonraki kazananlara doğru sırasıyla soracağım. Brawl Pass mi isterse yoksa o çantalardan birisini mi diye. O çantayı ilk kazanan arkadaşımız mesela isterse ona çanta göndereceğim Brawl Pass yerine. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yakın zamanda yeni çekilişler de yapacağım. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olun. Sonraki çekilişleri de kaçırmayın arkadaşlar. Aynı zamanda günlük Brawl Stars videolarını devamı için mutlaka bir tane like atmayı, marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şu an ekranda hem dün yüklemiş olduğum Brawl Stars videosunu hem de cumartesi yüklediğim Hello Neighbor hikaye videosunu görebilirsiniz. O videolara da bir göz atın arkadaşlar. Kazananları tekrardan tebrik ediyorum. Yeni bomba çekilişler çok yakında. Kanala abone olup bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.